Bu olaylar babana yansıdığı için çok üzgünüm. Keşke daha önce müdahale etseydin bu Sermet olayına. Çok ayıp oldu adama. Yok canım, ne ayıbı. Adam zaten seninle tanışmak için can atıyordu. Ya adam ilişkimizi gerçek sanıyor. Yani hakikaten çok ayıp oldu. Zaten bilmiyor musun? Benim böyle ayrılmalarıma çok alışkın o. Merak etme. Peki. İyi misin? Ha, iyiyim iyiyim. Şu kızın durumu beni biraz allak bullak etti. Aşk acısı çekmek ne acayip bir şeymiş ya. Senin başına gelmez, merak etme. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ayrılacaksın o heriften. Hemen. Bugün. Sen hep benim o güzel bakışlı küçük kızım olarak kalacaksın. Giden gidene be kızlar. Giden gidene. Önce Recep'im gidiverdi. Şimdi de anacığım gitti. Ne yapacağım ben ha? Ne edeceğim ben? Ne yapacağım? Anne, babam ölmedi. Öleydi gerçi, iyiydi ama Ümmü'ye gitti. Beddua etme kız. Beddua etme babana. Geri al lafını. Çabuk geri al dedim sana. Tamam aldım be. Aman. Manyak bir değil ki evde, 1000 tane. Ama az kaldı. Kurtulacağım hepimizden. Kaçıp gideceğim. İstanbul'a. İstanbul'a gideceksin değil mi kız? Ha? Evlenince sen artık durmazsın buralarda. Abi ninemin ünlüsünü yeni kaldırdık ya. Bir de gidip kurtlar gibi içki mi içtin üstüne? Öpeceğim. Ya bir tane öpeyim. Bir tane öpeyim kız. Ya. Bir tane. Öpeyim. Çok seviyorum lan seni. Var ya. İstemiyorum kız, evleniyorsun diye, gidiyorsun diye. Ya git başımdan be, evlenmiyorum ben Fırat Kazan'la falan. Evlenmiyorum ben Kazan'la falan. İyidir, iyi. Aferin sana. Kız evi, naz evi, biz ağırlığımızı koruyacağız. Anne bu var ya, bu var ya bu. Tutturdu bu ya, okuyacağım da okuyacağım. Bu okusun diye ben babamı dövdüm ya. Ama bak, en önce bu gidiyor. Ama aferin lan kız sana. Var ya, durdun Turunay'ı gözünden vurdun ha. Gururumsun, aferin. Babanızın kulağına giderse bu, koşar gelir ha. Ne dersiniz? Paranın kokusunu alırsa? Bir kulağına gidiverse. Ne yapsak acaba? Ne etsek? Ha? Bak demedim mi ben? Duydu işte, geldi. Narin Hanım. Bir gelsenize. Nereye geleceğim? Şöyle dışarı. Bunlar kim be? Siz geçin içeri, geçin. Dümürün kayınpeden gir içeri. Hı? Gir içeri, kızcağız rahat konuşsun. Şu kızcağızı bir rahat bırakın ya. Narin Hanım, lafı dolandırmayacağım. Benim oğlan kayıp. Telefonlarını açmıyor. Baktırdım, İstanbul'daki evine de uğramıyormuş. Okula da uğramamış. Sen nerede olduğunu biliyor musun? Yok başkanım, ben nereden bileceğim? Bacak kadar boyunla bana numara çekme. Ben senin neyin peşinde olduğunu çok iyi biliyorum. Senin gibi kızlardan korkulur. İyisi mi? Bul o iti söyle,
gelsin çıksın ortaya. Her ne halt istiyorsan razıyım. İstiyorsan bir nişan takarsınız. İstiyorsan nikah kıyarsınız. Yeter ki bitirmesin olan geleceğini. Son senesi yakacaksın çocuğun başını. Bul şunu getir bana, seni gelin almaya bile razıyım. Senin o paranı da... Hikmet Başkan, zaten Fırat senin paranla geçirmeye devam ettiği sürece ben onunla evlenmeyeceğim. Sen hiç merak etme. Ama gider bulurum. Sen istedin diye değil. Ben merak ettim şimdi o yüzden. Bir aptallık etmesin diye. Anladın? Fırat! Fırat! Hadi aç ya. Aç, 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 aç. Efendim Narin. Ha Fırat neredesin sen ya? Neredesin? Sabahtan beri arıyorum. Öldüm meraktan. Ev telefonunu da açmıyorsun. Ne yapıyorsun ya? Niye arıyorsun? Ya çok önemli şeyleri anlatacağım sana. Çok acayip gelişmeler oldu. Hemen buraya gelmen lazım. Öyle mi? Telefonda söyle o zaman. Hayır, telefonda olmaz. Yüz yüze konuşmamız lazım. Çok güzel haberlerim var sana. Çok güzel şeyler oldu. Anlatacağım. Hadi gel. Burs işlerim var benim. En erken hafta sonu gelebilirim. Burs mu alıyorsun? Uğraşıyoruz işte. Neyse, geldiğim zaman konuşuruz. Tamam, tamam. Sen evde kalmıyor musun ya? Hayır, bana ait değil artık o ev. Bir arkadaşımın yanına taşındım. Ben babamdan hiçbir şey almamaya kararlıyım artık Narin. Tamam canım, tamam, tamam, tamam. Hadi sen beni gelince ara bir an önce, tamam mı? Öptüm, bye. Sen de ne dinliyorsun oğlum bizi? Çıksana ya. Güzel güzel geldi, konuştu benimle babam. Gerçekten anlattı her şeyi. İster nişanlanın, ister evlenin dedi. Babam sana geldi. Babam şimdi öyle der. Şimdi ben dönsem var ya, iki gün sonra aynı tas, aynı hamam devam yani. Ya adam bizi burnumuzdan yakalamış, nereye çekerse oraya götürüyor. Ben ondan bir daha hiçbir şey almayacağım. Ya Fırat zaten evlenip ne yapacağız ki Allah aşkına ya? Senin daha okulun var, son sınıf, ben şeyim zaten. Yani güzel bir ilişkimiz var, iyi işte böyle. Kızım bunları erkekler söyler ya. Ya ne yapayım? Ya bırak Allah aşkına ya. Sen de var ya, babamla aran bozulmasın diye ne yalan söyleyeceğini şaşırdın ha. Ya yok, vallahi geldi konuştu benimle güzel güzel, vallahi. Fırat, bak. Ben böyle bir şeye sebep olmak istemiyorum senin hayatında. Ben böyle bir sorumluluğu kaldıramam. Sen önce benimle evlenmeyi değil, babanla aranı düzeltmeye bak. Tamam mı? Bak, Necati abi duydu, çok bozuldu. Hafize Hanım bursu bitirecek. Mahvoluruz vallahi. Elimizdekilerin de değerini bilelim, onları kaybetmeyelim. Tamam mı? Sen sonuçta son sınıftasın, sen erkeksin. Kendini kurtarırsın, gidersin ama ben mahvolurum, benim başım yanar. Böyle baba ile oğul arasına giren karaçalı gibi olurum vallahi. Bütün kasaba tefe koyar beni. Fırat, bak önümüzde çok uzun bir hayat var zaten. Niye böyle saçma sapan şeyler yüzünden geleceğimizi heba edelim şimdi? Ha? Az kaldı, az kaldı. Bak sen okulu bitiriyorsun, son sınıfa geldin. Benim iki ayım kaldı liseyi bitirmeye. İstediğimiz her şey olacak zaten. Buluşacağız İstanbul'da, ne olur. Hadi gel gidelim babana barışın. Hadi ne olursun. Lütfen. Zaten izin veriyor ilişkimizi yaşamamıza. Hiç karışmayacak bundan sonra, söz verdi. Şimdi seni de huzursuz edecek o bu küslük sürerse. Dünyayı dar edecek ya, biliyorum. Ben güzelce anlattım bana anlattıklarınızı Fırat'a başkanım. Yani et tırnaktan ayrılır mı değil mi? Fırat'cığım biz ne karar verirsek verelim destek çıkacak bize babam. Şimdi ben önce bir üniversitede nereye gideceğim o bir belli olsun, ondan sonra bakarız. Tabii, tabii kızım tabii. Fırat, bu kız çok akıllı, çok da mesuliyet sahibi. Ben istemeden kırmış, üzmüş olabilirim sizi çocuklar. Ama benim sizin iyiliğinizi istemekten başka bir suçum yok ki. Diyorum bak, istiyorsanız hemen takalım nişanı, ha? Yok başkanım,
Biz aramızda konuştuk, hallettik her şeyi. Kararımızı verdik. Önce Fırat'ın işleri. Önce okulu bitecek. Ondan sonra bakacağız. Fırat, baban çok üzüldü. Hadi daha fazla şey olmasın artık. Aslan oğlum. Aslan oğlum benim. Benim neyim var senden başka şu hayatta be? Sen olmayınca her şey boş oğlum, boş. Ben de gideyim artık. Sizin konuşacaklarınız vardır baş başa. Seni bıraksınlar kızım. Canım benim. Canım güzel kızım. Canım benim. Sağ ol. Bana dünyaları bağışladın. Sağ olasın. Çıkartın beni. Ne oluyor? Bizim Zühre Hanım'ın kardeşi ağır hastaydı da kötü haberi geldi muhakkak. Fırat, sen bir çık bak bakalım. Ben güzel kızımı geçiririm. Hadi. Gel kızım, gel. Fırat. Sana veda etmeden gitmek istemedim. Pazartesi sınav var ama yarın döneceğim. Biraz benim kafayı toparlamam lazım yani. Çalışmam gerekiyor. Her şey yoluna girdi değil mi? Uzun uzun konuştuk işte. Sonunda anladı yani. Fırat, baban o senin. Çok haklı. Senin için endişeleniyor, geleceğin için korkuyor. Sen de deli deli şeyler yapıyorsun. Korkutma adamı. Ya Narin tamam ya. Aynı şeyleri tekrar tekrar söyleme o. Ne olur bak. Gerçekten çok üzülüyorum ben ya. O gün meydanda seni üzdüm. Biliyorum. Ama çok özür dilerim. Çok. Çok kötü oldum. Hayatımda aldığım en güzel evlilik teklifiydi. Yok ya. Yani başta tekliflerde alıyorsun öyle mi? Herhalde. Ama olsun. Bir kızı 1000 kişi ister, bir tek Fırat kazan alır. Seviyorum ben bu kızı. Geçmişte yaşayan bu nakkarılara döndüm. Azat et beni artık Fırat. Ne olur azat et bu sevdadan. Yoruldum artık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.